Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü mukbangımda başımdan geçen tatsız bir linci konuşacağız ve ne yiyeceğiz? Arkadaşlar, bugünkü mukbangımda cips yemeyi tercih ettim. Neden diye soracaksınız. Yani mantıklı bir soru. Çünkü ben zamanında yiyeceğimi yedim. Bu linçten sonra benim iştahım kesildi. İştahım kapandı. Ben bir s**tım. Önce bir cipsinden bir yiyeyim yani. Fark ettiniz mi? Cips bağımsızlığı ilan etti az önce. Ya bu cipsleri doğru düzgün yiyebilen var mı sanmıyorum. O yüzden çok da beni kınamazsınız diye düşünüyorum. Her neyse. Bu arada altım gözüküyor. Ama ne yapayım? Pijamam var, evdeyim. Neyse, konuyu toparlayayım. Arkadaşlar, ilk önce lincimden size birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü beklemedim linçi. Ben bir tane Instagram'a video çektim. Ritüelle ilgili. Onu şimdi hemen bir ekrana getireyim, bir izleyin. İzlediniz mi? Tamam. Şimdi bu videodan sonra ben daha ritüel çekmedim. Birçoğunuz da ritüel çek, ritüel gelsin, ritüel çek, ritüel gelsin dedi ama ben bu son videodan sonra tövbemi ettim. Kusura bakmayın. Şimdi size bu lincimde yediğim hakaretleri aldığım yorumlar biraz okuyacağım. Galiba birçoğu silmiş yorumunu çünkü yorumlar çok azalmış. Bu kadar az yorum gelmemişti ve video 200 küsür bin izlenmiş Instagram Reels'te. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da ayıp ediyorsunuz yani. Zaten şuradan bir yerden sürekli çıkıyor. O yüzden Instagram'dan takip edin. Oradan Reels çok paylaşıyorum. Şimdi bir kız demiş ki ben yaptığım ritüel aşık etme değil ama karması o kadar ağır girdi ki sakın yapmayın. Bu tür yorumlar çok gelmişti. Ben bundan sonra bir vicdan azabı çektim. Şimdi benim yüzümden insanlara karma girecek. Yani o yüzden dedim daha çekmeyeyim ama olanı da silmeyeyim. Çünkü çok seviyorsunuz ritüelleri. Ben de çok seviyordum. Hem çekmeyi hem izlemeyi. Gülüyordum yani. Sonra başka biri daha Karma is for you yazmış. Karma niye bana şey yapsın ya? Ben sadece YouTube kanalını büyütmeye çalışan biriyim. Karma sana yuh yani. Başka birisi yazmış. Ritüelin büyü olduğunu videolarını izlememe gerek duymadan belirtmek istiyorum. Ritüel büyü olsa da olmasa da İslam dininde yeri yoktur. Kadere kesin müdahale etmek yalnızca Allah'a mahsustur. Takipçilerini bu konuda da uyarsan keşke. Şimdi ben şimdi beni tanıyorsunuzdur. Yani videolarımı izleyenler bilir. Ben Allah yolunda biriyim. Allah kendi yolundan ayırmasın. Bu kişi de kendisi demiş videolarını izlemene gerek duymadan bir şeyler konuşmuş, böyle bir şeyler demiş ama boş konuşmuş. Ben videonun başında diyorum ki arkadaşlar bakın ben video çekmeden önce bir araştırma yaptım. Küçük çaplı bir araştırma. İzlediğim şeylerde haram değil. Haram mı yazmıştım? İşte günah değil diyordu. Çünkü benim verdiğim ritüeller nasıl biliyorsunuz böyle enerji yoluyla denir yani. Daha böyle onunla bir bağ kuruyorsun zaten zzz bağ yani. İzleyenler bilir. Ve yani diyorum ki arkadaşlar bakın ben böyle diyorum günah değil diye biliyorum ama siz ne de araştırın. Günahsa ben yok yani ben Ve ben videoda diyorum ki ben buna inanmıyorum. Dalga geçmek amaçlı çekiyorum ve çok kişi biliyor. Yorumlarına da bakabilirsiniz. Çok kişi gülmüş zaten. Sonra başka bir kız daha yazmış. Ritüel adı altında büyü dağıtma. Bu konuda bir gram fikrin yok. İnsanları kandırmayı bırak ve ben de o başları ritüel adı altında büyü dağıtarak prim kasarken ben olarak değiştirsen daha iyi olur. Ben de yorum yazmışım ona. Videolarımı izlemeden boş yapıp zırlama burada. Tepki ettim kendimi, gayet doğru konuşmuşum. Sonra o eklemiş. Ritüel asla kişinin iradesini etkilemez. Büyük kişinin iradesini etkiler ve ritüel ile eski sevgili döndürme cümlen
gayet net bir şekilde büyü olduğunu belli ediyor. Çünkü belli bir kişinin iradesine karışılıyor. Büyü karma ile geri döndüğünde takipçilerine zarar geldiğinde için rahat edecek mi? Ayrıca senin büyü içeren videolarına ilgi duymuyorum. Ben almayayım. Teşekkürler. Beni kalpten yaraladı şu an. Diyor ya takipçilerine zarar geldi. Arkadaşlar ben o videoları gidin hepiniz ritüel yapın diye çekmedim. Belki o amaçla gelenler vardı ama çoğu kişi de işte yorumları yazmış benim ritüel videomun altına gelen yorumlar. İşte ağlayarak geldim, gülerek çıktım. Allah yüzünü güldürsün. Yani işte falan filan. Yani herkes güldüğünü, mutlu olduğunu belirtmiş. Benim amacım da zaten insanları güldürmekti o videoda. Yani amacım bir büyü dağıtmaksa tamam. Yani bazıları şey yapıyor bu arada ritüel video çekerken. Kağıda bir şeyler yazıyorsun, katlıyorsun. İşte yok adet kanını içiriyorsun. Tam onlar büyü olabilir ama benimki çocuğun fotoğrafına bakıyorsun ve onun sana mesaj atmasını umuyorsun yani. Bir nevi dua etmek gibi. Yani inşallah bana dua şey mesaj atar, inşallah bana mesaj atar. Böyle. Ya benim amacım o değildi. Sonra başkası daha karması var yapmayın yazmış. Birisi yalan amına yazmış. Ben tamam demişim. Evet, başka birisi daha uzun bir yorum atmış. Ritüel değil, büyü neden ritüel adı altında insanlara büyü yaptırıyorsunuz? Ritüel dediğin şey dini ibadettir. Yani ben 20 yıllık Müslümanım ve yaptığım hiçbir ibadete hadi bugün Allah'a ritüel yap, tövbe haşa Allah'ım yani affet ama böyle bir şey duymadım. İlk defa senin yorumunla duydum. Müslümanların namaz kılıp oruç tutması, Hristiyanların kiliseye gidip dua etmesi vesaire bunlar ritüeldir. İlk defa duyuyorum. Doğal dengeye edilen her müdahale büyüdür. Büyü kendi dalına kara, ak, kızıl büyü gibi dalları ayrılır. Sen büyücüsün demek ki bu kadar bildiğine göre. Ve insanların iradesini etkileyen her büyü kara büyüdür. Bu şekilde kaç kişi kim bilir ritüel sanarak büyü yapmış sayenizde yazık. En azından doğru bilgi verin, insanlar ne yaptıklarını bilsinler. Şimdi biz bununla bir tartışmışız. Ben de yazdım videomu izlemeden burada boş duyan kasma. Ay iyi demişim. O da demiş salak çocuk. Ritüel yazmışsın kendi yaptığın hata. Buna boş duyar diyebilecek kadar duyarsız biriysen vay haline. Duyar diyebilecek kadar duyarsız biriysen. Ne alaka? Sonra ben yazdım ki of ağla dur. Sen de mi uğraşacaksın? Sonra yazmış ki insanların ahıyla sen de çok ağlarsın. Bir de gülücük koymuş sana. Sonra tekrar şey yapmış, yorum yazmış. Ya gidip telepati çalışmasına ritüel mi yazdın? Cahil kardeşim, şimdi buldum videoyu. Random, uzatmış bayağı bir random. Sen de bilerek kendine sövdürüyorsun kusura bakma da. Niye telepati çalışmasına ritüel yazıyorsun? Yine random atmış. Bakın ben bu yüzden diyorum ki videomu izlemeden boşuna ağlamayın yani. Ben sırf o ritüel videolarını çekmeden önce büyü olmasın diye 1000 defa araştırma yapıyorum. Bir sürü kişinin videosunu izliyorum yani. Aslında etkilenen benim burada. Kendimi ortaya atıyorum. Neyse. Birisi yazmış ki cadı mısın? Hayır. Orada küreceli anemiyim. Başkası demiş ki ritüel ve taciz aynı şeydir. Bence bu biraz mantıklı geldi bana. O yüzden ritüel çekmeyi bıraktım. Şimdi bir de kanala gelen yorumlardan bulalım. Bunlar Reels'e gelen kısımdı. Ama bu kadar değil de diyorum ya bir sürü geldi. Bir an teleğimi şaşırdım yani. O günün sabahını oyalamadım ben. Ertesi sabaha bekledim uyanmak için. Dur bakayım Metin Altınışık ritüel yazalım. Altınışık. Zaten Metin Altınışık yazınca ilk sadece ritüel çıkıyor. Ya bu kadar mı etki bıraktım size de arkadaşlar yapmayın ya. Teknoloji ürünleri. Reklamımı durdurdum. Olacak iş değil. Bakın çok kişi demiş ki mizah anlayışım ve enerjine hayran kaldım. Bundan sonra sıkı takipçinim. Yani benim videom amacına ulaşmış. Benim amacım buydu zaten. Gördüğüm en doğal, en komik, en iyi videoydu gerçekten demiş birisi. Hareketler çok hoş. Ya normalde bu tür videoları korkak izlerdim. Videoda çok güldüm. Çok hoş ya. Ritüel bahane hareketler şahane demiş birisi. Yani bir şey biliyorum da konuşuyorum hala. Biliyorum da konuşacağım.
Çok güldüm. Senin sayende yüzüm güldü. Vay be demiş. Ağlayarak girmiştim videoya. Of çok iyisin. Random. Deneyeceğim şimdi, ezanın bitmesini bekliyorum. Cin min alamam başıma, korkunç. Sonra çok güldüm. Allah iyiliğini versin. Üzmüştü beni. Ama sen beni 9 dakikada çok güldürdün. Allah da seni güldürsün. Bakın. Videoda tam ciddiye bağlayacağım. Gülüyorum söylediklerine falan. Bayağı iyisin. Bakın yorumlar hep böyle. Buna izleyenler, bir de izlemeyenler beni salak gibi şey yapıyor. Vallahi delirtmeyeyim beni. Çok komiksin ya. Metin çok tatlısın ya. Başka bir selam. Cavit Çağ'ın ritüeli bu. Hatta ritüel de değil. Modra mıydı neydi? 48 saat içinde mutlaka tepki alınıyor. Olum ya da olumsuz. Hayır. Ondan almadım videoyu. Gizem Dağ'dan da almadım. Lütfen daha fazla Gizem Dağ yazmayın. Onun ritüelleri bana boş geliyor. Bence en iyi ritüel çeken Metin Altınışık. Bir bakın. Tepkilere gülmekten ritüel yapmayı unuttum. Bir de bakın şöyle bir yorum gelmiş. Biraz daha ciddi, cıvıtmadan videoları çekersen daha iyi olacağını düşünüyorum. Fazla abartmadan yani. Her şey kararınca sonuçta. Bir de insanlara ritüeli anlatıyorsun ama düşüncelerini aktarman hoş değil. Ben diyordum ya, her şey inanmıyorum diyor, onu diyor. Bunlar doğrudan inançtan oluşur ve o inancın enerjisiyle çalışırlar. Sen inanmıyorsan insanları ümitsizliğe sokmamalısın. Bunu senden görüp yapan kişi zaten olmayacak diye yapacak seni izlediği için. Nikola Tesla ne demiş? Evren enerji, titreşim ve frekanstır. Anlamak istiyorsanız bu yasaları düşünün. Tamam. Birisi demiş ki ritüelin çok işe yaradı. Vallahi eski sevgilisiyle barışmışlar. Ya harikasın gülmekten videoyu izleyemedim. Random yazmış. Türk Türk. Ritüeli veren kızdan çok daha iyi anlatıyorsun bu arada demiş. Aa, teşekkür ederim. Bunu zaten biliyorum. Ama şöyle bir şey var. O kızla da bu arada bir şey yapmıştık. DM'den bir polemiğimiz oldu. Çünkü ben videomda şey demişim. Mal demişim kıza. Kız da bana DM attı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yok mal mı dedim. Ne demiştim ya? Yani bir şey dedim ama alınmış kız. Dedim seni alındırmak için demedim. O benim her gün konuştuğum bir şey olduğu için dedim. Yani samimi olarak demişimdir dedim. Yani yanlış anlama falan dedim. Öyle yani, ama bence benim videom daha güzeldi. O kız çünkü çok büyücü gibiydi. Ben daha çok cadı gibiyim. Çok komik olduğu için ciddiye alıp yapamadım demiş başka biri. Videoyu yarım milyon izlenmiş eminim. Şu an şoktasın. Çünkü video boyunca 3000 izlenmiş diyorum. Benim hiçbir videom yarım milyon izlenmedi ama sana şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Tanıdığım matematik özel ders veren hocalar var. Yani bana bir ulaş. Başkası demiş ki lan ağlayacaktım. Niye güldürüyor? Ay, gül diye çektim. Aşkım. Ritüel büyüdür diyen mi ararsın? Ritüel çok büyük günahtır diyen mi ararsın? Bilmiyorum ama ben denemeye gidiyorum. Bye. Yani günah da boyuna, ne yapayım? Başka amaçla geldim video. Ama çok tatlısın. Ha ha ha. Teşekkürler. Video izlemeden like atanlar artı bir. Ah Melis, seni yerim. Harikasın. Bana konuşma hakkı bile vermedin. Ya hani şimdi göreceksin oğlum, sen kabus olacağım aşkım muha. Yapmayın arkadaşlar, sadece gülün geçin. Unutup ondan bahsettim, bir şey olur mu? Ne? Günah var mı bu ritüellerin, yani büyü gibi mi? Arkadaşlar ben Diyanet... Ne Diyanet İşleri miydi? Bakanlığı, vakfı değilim. Ben vaaz da vermiyorum. Araştırın da ona göre yapın. Günah ben alamam ha. Ne yaparsanız yapın. Ben sadece güldürmek amaçlı çektim. Siz üstünüze alırsanız ne yaparsanız yapın. Gülmekten işeceğim demiş. Sonra Nami Kemal demiş ki. Nami Kemal yaşıyor mu? Çocuk en sonda ritüellerden hastanelik olacaksın. Agü random demiş. Uzaylı emojisi atmış. Allah korusun. Demek istiyorum. Neyse arkadaşlar, bence enough yani. Bu kadar yorumları anlattım. Ritüel bu yüzden gelmiyor. Bundan sonra geleceğini düşünmüyorum. Çünkü günahtan korkuyorum yani. Niye günah gireyim? Ve düşünseniz videom 1 milyon izlendi ve 1 milyon günahım var. Neyse arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim hoşuma gitti yani, cips yemeyi seviyorum. Beğendiyseniz like atmayı,
Ve kanal şu tarafa sürekli bakıyorum, orada cinim yok yani, o dışarıyı izliyorum bazen. Böyle duygusal yani. İzleyip ağlayasım geliyor. Ama gözyaşlarım akmıyor. Ne yapalım? Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kafam benim. Aha. Öttü ama.